babaannesinin evini süpüren oğlum. Anne. Ben de balkona çıkacağım. Tamam, sen balkona çok çıkma, olur mu? Anne, de balkona kirli. Elimin altı var, ne yapayım? Tamam, şey yaparız, alırız oradan. Aferin oğluma benim. Ellerine sağlık. Maşallah benim aşkıma. Biz kahvaltı yaptık burada biraz önce. Onun için Muhammed ekmek kırıklarını süpürüyor. Ben de yaprak saracağım arkadaşlar. Şöyle yaprağını akşam ıslattım. Güzel bir yaprakmış. Şöyle de soğanlarını soydum. Şimdi yıkayacağım, doğrayacağım. Kamerayı da çevireceğim. Sizinle hem sohbet edeceğim, hem soğan doğrayacağım, iç yapacağım. Tamam. Evet arkadaşlar, doğma içi yapacağım şimdi. Yaprak saracağım. Biraz önce yaprağı göstermiştim. Şuradan hemen soğanlarını doğrayacağım. İçini hazırlayıp yaprak yapacağım. Pardon, dolma içi yapacağım. Ne arıyorsun anneciğim? Biraz soğanlı bol doğruyorum ve kavuracağım. Biz böyle yapıyoruz. Köşesi. Ablam evde mi duracak? Biraz dinlenmeye gitti. Voleyboldan geldi ya ablan. Salça koyuyorum. Aslında biber salçası da koyuyordum da biber salçam bitti. Bunda da yok, almak lazım. Su yapacağım mı? Onun suyu var. Şu kadar bir bulgur koyacağım.
Bulgur da katıyorum ben içine. Yanına da... çıkabilir miyim? Ablanı rahatsız edersin. Ablan biraz rahatsızlanmış. Dış kapıyı kapat, Ceyren yaptı. Hadi anneciğim. Elinay karnı ağrıdı. Voleybola gittiydi. Çok koşmuş herhalde. Rahatsız olmuş. Şimdi çay içti, yukarı çıktı. Efendim anneciğim. Onu bize koysaydın anneciğim. Halan istemiyordu onu. Selmi ablam geldi. Ablan içmedi mi? Ablam içmedi. Ne için aramıştı beni? Annemi niye aradın deseydin ya anneciğim. Babaannem ne sağlar? Geri kalan da pirinç katacağım. Evet. Ablana bir sor, annemi niye aradıydın diye. Pirincini de kattım. Zaten yaprağı olmaz. Birazcık yağsal olmuş. Şimdi birazcık daha yağ ekleyeyim ben buna. Biraz kavrukladıktan sonra su koyacağım. Çünkü yaprak çok ince, çok şey, nasıl derler, çok naif. Buna çok tuz atmayacağım. Biz kaynanam kayınbabam için tuzsuz yapıyoruz. Azıcık bir şey koydum yine de. Çok tuzlu olmasın diye. Şimdi baharatlarını ekleyeceğim. Birazcık da su katacağım. Azıcık kettle'a su koyayım. Sıcak su olsun. Baharatı zaten benim çocuklarım da çok yiyemiyor. Bibelena yiyor. Ben kendim de yiyemiyorum. Şöyle az bir şey atıyorum. Ne yiyeceğiz? Dolma içi yapıyorum anneciğim. Şöyle nanesini atıyorum. Evet, yaprak sarması yiyeceğiz. Kapıyı aç hadi. Birazcık da karabiber atıyorum. Az bir şey karabiber attım. Efendim? Tıklatmış mı? Tuğçe ablandıdır anneciğim. Şey, delikten şeyin kapının şeyinden, dürbününden baksaydın. Üç ablandadır. Ben video çekerken Belena'yı aradı yukarıda. Ben açmadım, reddettim. Zannettim ki ağrı kesici istiyor. O da kapıyı biri tıklattı. Tıklatan şeydir, Yusuf'tudur. Ya da üst kattaki komşuların biriydidir. Şu şekilde. Hemen kettle'ımda kaynayınca birazcık su koyup bir tık kaynatacağım. Çünkü yaprak çok ince. Kabul edil. Bizim dolmacı başları. Ben. Mümiş. Ayrı ha. Yaprağı yok ya. Var mı daha yaprağı? Var mı şimdi? Yok, hepsi bu anne. Sen de almadın. Çok güzel. Erimiş. Almayı beceremiyorum. Çok tuzla mı şey yapıyor acaba? He, yapar. Çok mu tuz attıydın anne? Çok tazeydi. Çok da iri tuz attıydım. Çok tazeymiş de anne. Su vurmayacaktım da öyle bastıydım. Kuru bastıydım. Anne yaptım. Ye onu, ye. At ağzına. Abo. Tadı nasıl tuzu? İyi iyi, biz tuzu yemiyoruz ya. Tuzsuz. Biz de tuzsuz. Şey biz de. Bu parçalanma. Baban yine de dayanamıyor. Onun üstüne bir tane daha koy. Size devamını göstereyim, bitirsinler. Şöyle köyden anneme yeğenlere elma getirmişti arkadaşlar. Biraz yumuşamışlar. Onlarla şimdi elmalı kurabiye yapacağız. Evet, burada Selmiye Sultan var. Beni şimdi soyacak onu. Dur anneciğim, yumuşaklarını seçeyim. Elmalarımızı rendeledik bu şekilde. Üzerine birazcık göz kararı şey koyacağız. Şeker koyacağız. Zaten elmanın kendisi. Pişireceğiz.
son anda da burada tarçın yok da. Burası kayınvalidemin evi. Bizim evde var. Zaten burada un falan da yok anneciğim. Evde yapmamız lazım. Elmalı kurabiye yapacağız. Yerken bunu bir pişirelim. Akşam çayın yanına yeriz Allah'ın izniyle. Şimdi şu elmayı bir halledelim arkadaşlar. Şekerini attım şöyle üzerine biraz. Pişireceğim. Şurada da dolmamız var. Şöyle göstereyim. Dolmalarımız pişiyor. İkisi de mi? Yoğurt çorbası yaptım. Şöyle Kemal'i aldım geldim. Şimdi aşağıya indik. Şöyle lahana sarmamız var. Bunu da Selmi ablam getirmişti. Ve şöyle bizim sardığımız yaprak sarması var. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Yanına salata yaptım. Biraz şurada sabahki Muhammed'in patatesini batırdığı yoğurdu vardı. Şimdi ondan yapacak. Hadi bize afiyet olsun. Ellerimize sağlık. 125 gram oda sıcaklığında margarin koyduk. 1 yemek kaşığı yoğurt koyduk. 1 kahve fincanı da pudra şekeri koydum arkadaşlar. Buna 1,5 bardak unla yapacağız. Bunun elmasını ben hazırlamıştım gündüzden zaten. Çekmiştim. Şimdi Beliş'cim burayı bir birbirine katacak. Hadi yavrum. Hadi voleybolcu kuzum. Eline koluna kuvvet. Ay, kendi parmağımı elini çek diyecektim. 1 bardak un koydum. Şöyle yaptığım elmanın tarçınını koymamıştım aşağıda. Elmanın tarçınını koydum. O 1 bardak unu bir Belen'e yedirsin. Tekrar göstereceğim. 4 tane çocuk olunca arkadaşlar masanın üstü böyle. Kimi hikaye okuyor, kimi ödev yapıyor, kimi test çözüyor. Kalemler, kitaplar. Şurada da bir tane tontiş hamur yoğuruyor. Yoğurmuş. Diling miling hiç gördük hep. Oldu oldu. Çok güzel oldu. Şimdi buçuk. Onlarla olmaz. Şöyle yapıyoruz. Olmaz onlarla. Şöyle. Ben de buradan. Aşağıda da bize çay demliyorlar. Bizim şekil şekil elmalı kurabiyeler arkadaşlar. Yani tahmin edebileceğiniz gibi güzel şekilliler benim diğerleri Aybüke ve Belenay'ın. Evet şu Aybüke'nin nasıl olacak bilmiyoruz. Evet şimdi hemen biz bunları fırına sürüyoruz. Bu da benim. Temin ne yaptın karkule yaparken? Anlat bakayım suçunu. Ne yaptın? Suyu döktüm. Nereye döktün? Buraya. Ora nere? Ben de üstüne bunun kapşonlusunu attım. Suyunu alsın diye. Bak oraya da elma alacağım diye çatalı düşürdüm. Kalk bakayım onda. Sen anne olsan, ben çocuk olsam, karkule yapacağım diye döksem, sen bana izin verir misin? Vermezsin. Ben sana niye vereyim? Vermezsin değil mi? Yani sen düşün, sen vermezsen ben verir miyim? Sen anne olsan izin verir miydin? Hadi oradan. Suyu dökecek, sen izin vereceksin öyle mi? Duyamadım. Doğruyu söyle. İzin vermezdin değil mi? Ne ıhı? Vermezdin. Her yerde döküntü arkadaşlar. Hep bunların döküntüsü. Yapabilir miyim kalkule? Kalkule? Yapamadın ya kalkule. Hayır, bu projeydi. Proje. Ana sınıfında proje mi veriyorlar? Evet. Bak sen hangi ana sınıfıymış bu kız? Bizim ana sınıfı. Bizim ana sınıfı güzel cevaptı. Proje var öyle mi sizin ana sınıfında? Sorayım bir öğretmenine var mıymış? Var mıymış sorayım mı öğretmenine? Sormayayım. Niye? İşte başka günlerde yapıyorsun sen. Ha başka günlerde yapıyorsunuz. Olmadığından değil yani. He tamam o zaman. Ablanla mı yapacaksın kalkuleni? Ben niye haberim? Haberim yok diyor. Ablaya
ya, yapalım mı senle karkureye? Öğretmeniz mi dedi? Canım istiyor. Canı istiyormuş ablası. Yapalım mı? Bence iyi bir fikir değil. Neyse düşünürüz. Tamam, hadi elmalı pastalarımızı pişirelim, aşağıda yiyelim, sonra bakarız, tamam mı? Sen yapsam. Tamam, hadi şimdi yap sen. Evet arkadaşlar, biz yaptık ve aşağıya gidiyoruz. Orada şimdi çayımız hazır, yiyeceğiz. Tarif tam, birebir ama şekiller bozuk olabilir. Bu benim kartlar. Ama bunlarda güzel kızçelerimin elleri var. Benim için çok değerli, çok güzel ve çok lezzetli. Şimdi biz aşağıya gidiyoruz. Çayımızla birlikte... İçeriz. İçeriz. Hadi bakalım. Arkadaşlar bir de bunun bakın, bunu ben yaptım. Evet, onu da Aybüke yaptı. Hatta Aybüke'nin var bir iki tane daha. Hadi bize afiyet olsun, aşağıya gidelim bakalım. Kızçılarım da çayımızı dolduruyor. Buraya niye su döktünüz? Nereden gelmiş bu su? Şöyle de elmalı pastalarımız. Bize afiyet olsun. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Evet Aybüke, kurabiyeci başı. Bir kapanış isteyelim senden. Aybüke hiç bakıyor mu bana? Oyuna bakıyor. Hadi. Aybüke. Seviyorum. Hadi kapat kapat. Görüşürüz arkadaşlar. İyi günler. Abone olmayı unutmayın. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay. Yerim seni. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Hadi Aybüke. Önce seni asistanlık yapacak. İlla bir şey yapacak. Sanım mı oluyor ya? Ay sen niye bu kadar istiyorsun biri gelmesin? Evet. Çünkü iki sebep var. Beş tane olsun.